Esselam Gabriel Kelam demek istiyorum öncelikle. Sözümüzün bidayeti Rabbimizin selam ismiyle olsun inşallah. Az önce kardeşimin söylediği gibi 10 Eylül 1979 Pazartesi günü dünyaya geldim, evet. Mevsim henüz sonbahar, yani hava ne soğuk ne sıcak. Fatih Camii'nin billur sesli müezzinlerin okudukları akşam ezanlarına karışan bir bebek ciyaklaması, dünyaya karışan ilk nida. Annemin ilk, babamın 7. ve hiçinci çocuğuyum. Aslında bakarsanız ilham veren bir hikayem var mı? Bunu bilmiyorum ama evet, böyle bir hikayenin bir parçası olduğum için biraz da buradayım. Annem hizmet ehli bir hatun. Bizim karşı dairemiz bir vakıf eviydi. Böyle mübarek günler, geceler, sabahlara kadar orada ihya edilir. Fatih'in güzel hafız hoca hanımları olurlardı ve sohbetler, muhabbetler, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, sabahlara kadar bitmeyen ibadetler. Böyle kendimizi çocuktuk ama kendimizi adeta meleklerin kanatlarında uçuyormuş gibi hissederdik. Öyle zamanlar. Ve annem bu esnada karşı daireyle bizim evimiz arasında mekik dokurdu. Biz o zaman şunu anlamıştık. Karnımız ekmekle doymayacak. Annemiz çünkü ahireti için azık hazırlama telaşındaydı bir yandan. Böyle bir çocukluk. 8 yaşımdayken annem bizi rahmetli Fevziye Hoca Hanım'ın açmış olduğu bir yaz kursuna kaydetti. Biz orayı o kadar çok sevdik ki 3-4 yıl üst üste oraya devam ettik. Bu esnada arka sokağımızdaki tek katlı mahalle okulu Şeyhül İslam Hayri Efendi İlkokulu'na başladım. 1. 2. 3. sınıfları orada okudum. 4. sınıfa geldiğim zaman babam bizim hiç haberimiz olmadan bizim kaydımızı oradan almış ve tercüman kolejine bizi yazdırmıştı. Haberimin olmadığına çok üzülmemle birlikte serviste ve okulda yaşadığım hadiseler biraz beni çocuk ruhumu incitmişti açıkçası. Okul servisinde bile şöyle bir manzaraya muhatap oluyordum. İşte liseli kızlar oturdukları koltuktan dışarıyı seyrederken işte bir böcek, iki böcek, aa bu da işte kara böcek falan diye başörtülü kadınları sayıyorlar. Ama benim sevdiğim ve etrafımdaki herkes başörtülü. Annem, anneannem, ne bileyim herkes başörtülü ve bu hareket hakikaten beni çok rencide etmişti. Sonrasında bahsettiğim bu yaz okulundan iki arkadaşımla birlikte Eyüp İmam Hatip Lisesi'nin giriş sınavlarına girdik biz o sınavlara. Şöyle oldu, iki basamaklı bir sınavla o zaman İmam Hatip Liseleri öğrenci kabul ediyorlardı. Söz, yazılı ve sözlü. Yazılıyı geçince sözlüye girdik ve elhamdülillah kazandık okulu. Ama babamı ikna edemiyorum. 10 yaşında bir kız çocuğu. Kendi başına ne iş çevirmiş gibi böyle bir triplere girmişti. O zaman biz babamla iş yerinde görüşürdük. Bir işçisiyle ve 6 numaralı çocuğuyla birlikte beni okula gönderdi. Geldik burada hemen Beybloğun kapısında asılı duran kazananların listesinin arasında işte adımı görünce öylece yani ikna oldular. Ben çok zor ikna ettim babamı İmam Hatip Lisesi'ne gidebilmek için ve ben öylece 90-96 yılları arasında öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Eyüp İmam Hatip Lisesi'ne kaydoldum. Hakikaten şu anda hala gururla söylüyorum bu cümleleri. Çünkü o zamanlar İmam Hatip nesli altın çağını yaşamıştı İmam Hatiplerine, öyle diyebilirim. Hatta ki okul maaşımızdan bir kısayı burada söylemek istiyorum. Tarih onunla yazılacak yeniden. Can bulacak vatan, millet, Türkiye'm. Davası uğruna hayatını verebilen nesil olacak Eyüp İmam Hatipleri. Çok iddialı, evet. Biz de bu cümleleri haykırırken belki davamız uğruna hayatımızı vereceğimizi hiç bilmiyorduk. Bunun belki farkında değildik ama elhamdülillah böyle bir şey bize nasip oldu. Biraz 90-96 yılları arasındaki dönemden, aktüelden bahsetmek istiyorum. Sizi biraz o yıllara götürmek istiyorum sözün burasında.
1990 yılında Irak kuvveti saldırmıştı ve bir Körfez Savaşı olmuştu. Yine Bağdat'ın bombalanışını CNN'den naklen yayınlamışlardı. O dönemde internet yok yani. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Şimdi gençler çok fazla internetin olmadığı zamanları çok anlamıyorlar. Yaşları 30 ve üzeri olanlar beni daha iyi anlayacaklardır muhtemelen. Dediğim gibi internet yok. Molla Google yok. Cep telefonu yok. Bizim haber kanalımız işte birkaç tane televizyon kanalı, muhakkak radyolar ve evimize giren muhakkak bir gazete. Öyle bir dönemden bahsediyorum. Yani bu savaşlar o zaman naklen yayınlanıyordu. Yine o kadar çok olay oldu ki işte Madımak katliamını hatırlıyorum şu anda. Faili meçhul cinayetler, işte patlayan çöp dağları, yine gönlümüzün şurasını yaralayan bir katliam. PKK o yıllarda başbağlarda 33 tane sivili katletmişti ve türküler şöyle yakılmıştı: "Oy başbağlar, garibanan başın bağlar, bağladı diye besbelli yağdı üstüne kurşunlar." Öyle bir dönem. Yine dedim ya işte çöp dağları, akmayan sular. 1994'te bunu dur demek isteyen İstanbul halkı Recep Tayyip Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanı seçmişti. İlk defa o zaman belediye başkanı olmuştu. 96 yılında Refah Partisi genel seçimlerden birinci parti olarak çıktığı halde Tansu Çiller'le Erbakan koalisyon yapmak zorunda kalmıştı. Bana bizzat yansıyan durum belki biraz bundan sonrası. Çünkü 28 Şubat 1997 Türkiye darbenin postmoderniyle tanıştı ve ben o yıl kazandım İstanbul Üniversitesi'ne. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi'ydi bölümüm. Çok karışık zamanlar. Yani nasıl izah edeyim bilmiyorum. Zaten ilk önce kayıt esnasında biz keyfi bir takım problemlere rastladık. Başörtülü fotoğrafımızla bizim kayıt olamayacağımızı söylediler. Yani nasıl izah edeyim? Şöyle diyorlardı bize: bu şekilde kimliğinizle, başörtünüzle, şahsiyetinizle, onurunuzla sizi okula alamayız. Ama üstüne bir kıl yumağı geçirirseniz eğer, adına peruk denen, belki onunla çektiğiniz fotoğrafla sizi okula kaydedebiliriz diyorlardı. Yani benim söylemek istediğim şey burada, verdiğimiz mücadele sadece başörtüsüyle alakalı değil, tabii ki imanımızla ilgili. Bunun yanı sıra şahsiyet, onur, yani bir kimlik mücadelesi aynı zamanda. Evet, benim öyle peruklu bir fotoğrafım var maalesef. Hatta ki teknoloji dediğim gibi o kadar ilerlemiş değildi ama Kadıköy'de bir fotoğrafçı Photoshop öğrenmiş. Gittim, araştırdım hatta adresi, buldum gittim. Bana dedi ki, abla böyle başörtünle ben seni çekeceğim, sıkıntı yok. Sen 2 gün sonra gel açık fotoğrafını al dedi. Yaptım bunu, evet, ama elime aldığım fotoğraf ben değilim ve ben bu şekilde kayıt olmak istemiyorum. Son güne kadar bekledik. Yine bir 10 Eylül günü, çok kıymetli. 10 Eylül 1997 Çarşamba öğleden sonra kayıt için artık son saatler ve bizim başörtülü fotoğrafla kayıt yaptırabileceğimiz o saatte açıklandı o zaman. Biz öylece kaydolduk. Kaydolduk, evet. Edebiyat Fakültesindeyim. Harika bir okul. Çok köklü, biliyorsunuz. Ama yani içeride de mücadele bitmedi ki. Şöyle hatırlıyorum. Sağ taraftaki merdivenleri sağcılar, sol taraftaki merdivenleri solcular kullanıyordu. Bu kadar bölünmüşlük. Kapatılan Hergele Meydanı, her gün yıkılan, yerle bir edilen kantinler. Yani biz öğrenci olduğumuzda çok fazla anlamadık. Zaten o dönemde Fen Fakültesi, İşte tıp fakültesi gibi farklı bir takım fakültelerde okula hiçbir şekilde başörtülü alınmıyordu kızlar. Biz tabii 98'den itibaren ben de okula giremedim. Okulun önünde oturma eylemleri, hatta bir gazetecinin arşivinde kendi fotoğrafıma rastladım. 18 yaşında bir kız çocuğu. Yani başka bir şey söylemek istemiyorum. 18 yaşında bir kız çocuğu.
maruz kalmadığımız muamele kalmadı. İşte 50-60 tane kız, genç kız Edebiyat Fakültesi'nin önünde polis çemberinde oturma eylemi yapıyor. Ya da işte Beyazıt'tan halkla birlikte Cerrahpaşa'ya yürümeler. Yani aklınıza gelebilecek bütün şeyleri denedik. Ama bakın, şunun da altını çizmek istiyorum. Biz hiçbir zaman etrafımıza zarar veren eylemler yapmadık. Biz yine Türkiye'liyiz. Biz bu ülkenin insanıyız. Hiçbir zaman hiçbir yeri yakıp dökerek bir eylem yaptığımızı hatırlamıyorum. Hatırlayacaksınız, Türkiye'yi bir uçtan bir uca el ele tutuşturan bir eylem. Onun adı bile Beyaz'dı yahu. Yani anlatabiliyor muyum? Öyle bir dönem. Yani varsın zulüm, bütün dünyayı sarsın derken sadece söylemiyorduk. Hakikaten bunun için mücadele veriyorduk. Elhamdülillah. Allah'ın bizi Kabut ismiyle sınadığı bir dönemde belki imanımızın sahihliğiyle sınandık. Başımızın üstünde Allah'ın ayetini taşımaktan her zaman gurur duyduk. Elhamdülillah. Ki ben zaten bu yüzden başörtüsü kelimesiyle sorun kelimesini ve işte mağdur kelimesinin aynı cümlede anılmasını, hatta bu kelimelerin yan yana kullanılmasını asla doğru bulmuyorum. Biz hiçbir zaman başörtüsünün mağduru olmadık. İnşallah da olmayacağız. Yani dünyanın, daha doğrusu hayatın sadece burada, burasıyla sınırlı olmadığına inanıyoruz. Belki de bundan, elhamdülillah. Çokça hamd ediyorum. Elhamdülillah yine. Ve acısı ömrüme sinen yıllar geçmek bilmiyor. Sene 2001, bir gazete küpüründe bir haber okudum. Önder, İmam Hatip Mezunları Mensupları Derneği biliyorsunuz. Katsayı problemiyle üniversiteyi kazanamayan gençler için Avrupa'da bir okuma imkanının doğduğundan bahsediyordu. Önder zaten benim mahallemde. Fatih'te oturuyorum. O zaman Fatih'teydi. Gittim hemen işte. Bana dediler ki evet, sen katsayı problemi yaşamamışsın ama yine de belgelerini gönder. Biz elimizden gelen desteği veririz dediler bana. Ben gittim. Bütün evraklarımı topladım. İşte apostiller, validen onaylar, bilmem neler falan. Bir sürü yeminli tercümanlara çevirdiler. Benim için çok zordu. Bunların hepsini yaptıktan sonra Viyana Üniversitesi'ne gönderdim. Bana akseptansım geldi. Arkasından vizeye başvurdum. Peki vizeye başvurduğum zaman ne oldu? Üstüme Bin Laden'in ikiz kuleleri patlatacağı tuttu. Ve Avrupa, emin olun, bizden daha çok korktu. Terörle, terörizmle İslam kelimelerin yan yana anılmasından emin olun bizden daha çok üzüldü diyebilirim. Korktu ya da. Ve bizim vizeler askıya alındı. Ben epeyce, aylarca vize için beklediğimi hatırlıyorum. Her şeyi kaçırmıştım gittiğim zaman Viyana'ya. İşte okul kaydı kaçtı, kurs kaydı kaçtı ama hiç önemli değil. Beni Allah öyle bir aileyle buluşturdu ki, adı Wonder. Biraz bundan da bahsetmek istiyorum size. Bilmiyorum, lafı çok mu uzatıyorum. Wonder, dediğim gibi Türkiye'de katsayı problemi dolayısıyla üniversiteyi kazanması zorlaştırılan İmam Hatip mezunlarının bir arada olduğu bir dernek, Viyana'da bir arada olduğu bir dernek, Öğrenci Aktivitelerini Destekleme Derneği. Sözün burasında Nadir ablayı ve Yusuf abiyi anmadan geçemem. Allah onlardan da razı olsun. Onların rehberliğinde kocaman bir aile. Yani şöyle izah edeyim, bayram kahvaltılarımız mesela yüzlerce kardeşimizle birlikte oturduğumuz sofralardı. Hakikaten çok kıymetliydi. Biz Viyana'ya gittik, böyle bol bol ikramlara mı gark olduk? Hayır. Hatta ki ben Viyana'da hiç burs almadan okudum. Bunu da söylemem lazım. Hem çalıştım hem öğrenci oldum. Ama giderken cebime 100 euro sıkıştıran Nevzat Yalçıntaş amcayı da burada rahmetli anmadan edemem herhalde. Allah rahmet eyle muamele etsin. Ve tembihleri tabii ki. Bak kızım, evet gurbet ama hicrete çevirmek sizin elinizde demişti bana. Ve hakikaten orada o bulunduğumuz ortamı hicrete çevirmek
Yani böyle demek ne kadar doğru bilmiyorum ama bana göre böyle. Çünkü biz sadece bir akademik kariyer yapmak maksadıyla gitmedik ki Viyana'ya. Aynı zamanda etrafımıza da faydalı bir takım işler yapalımın derdine düşmüştük. Mesela 6-10 yaş arası çocuklara hitap eden Kubbe Altı Çocuk Kulübü'nü kurduk. Oradan mezun ettiğimiz çocukları 10-16 yaş grubu gençleri daha doğrusu İmam Hatip Eğitim Merkezi gibi bir oluşum hazırladık onlara. Hafta sonları eğitim veren kurumlar bunlar. 16 yaşından sonraki gençleri de üniversite gençliği içinde farklı bir genç derneği kurduk. Bunların hepsini Wonder bünyesinde yaptık. Önce olan arkadaşlarımdan da Allah razı olsun biz de nasipdar olduk elhamdülillah. Ve şöyle geçiyordu Viyana'da yıllar. Bir yandan okul, işte ben bir yandan çalışıyorum, bir yandan hafta sonu bu çocuklarla ilgilenmeye çalışıyoruz. Bir de Türkiye'den gelen misafirlerimiz. Herhalde hayatımızı en heyecanlı ve Viyana'daki yıllarımızı en kıymetli hale getiren isim şeylerden bir tanesi bu isimlerin bizi ziyareti. Birkaç tanesini burada anmak istiyorum müsaadenizle. Mesela Muhsin Yazıcıoğlu, Allah rahmet eylesin. Benim hazırladığım kahvaltı sofrasına oturdu. Beraber diz kırıp oturduk ve aynı sahanda yumurtaya beraber ekmek bandık. Benim için çok kıymetli. Allah rahmet eylesin. Sabahattin Zaim, İbrahim Canan Ceylan, Allah hepsine rahmetiyle muamele etsin. Soframızın konuklarıydı. Yine Haluk Dursun, Sümbülcü talebesi olmuştum. Her cumartesi hiç üşenmez İstanbul'dan Viyana'ya gelir. Bize İstanbul'da yaşamanın nasıl bir sanat olduğundan bahsederdi. İlk sümbül benim çıkmıştı. Hepimiz sümbül dikmiştik o dönemde. Bu yüzden bana bir sümbülcü talebem Zehra Tunç'a diye bir kitap imzalayıp hediye etmişti. Kütüphanemin en değerli köşesinde. Allah razı olsun ondan. Ve Allah rahmet eylesin. Yine hala hayatta olan ve Allah uzun ömürler versin diye dua ettiğim Rasim Özdenör'ün hoca ve eşi Ayşe teyzeyle Viyana'nın en eski kafesi, Frauenhuber kafede bir Apfelstrudel yedikten sonra Ayşe teyzenin ısrarla defterime hem Rasim hocanın hem kendisinin cep telefonunu yazıp beni Ankara'ya davet ettiği gün dün gibi. Çok kıymetli bir anı. Sonrasında yine İbrahim Zeyt, gerçek hoca, Allah ondan razı olsun. Viyana Üniversitesi'nin karşısında Kafe Landman var. Gittiğinizde inşallah siz de görürsünüz oraları. Orada yine oturup sohbet ederken defterimi alıp affetmekle alakalı bana yazdığı notu ben hala saklıyorum. Üzerinden kaç yıl geçti saymıyorum. Sonrasında ya o kadar çok isim ki yani Engin Noyan'dan işittiğim azarı da söylemem lazım belki. Oruçluymuş. Biz ona iftar hazırlamıştık. İftar sofrası. Biliyorsunuz Viyana'da ezan yok. Ezansız bir memleket Viyana. Hatta Engin Noyan'dan işittiğim azardan önce bundan biraz bahsedeyim. Söylemeyecektim ama ben ilk Viyana'ya gittiğimde cep telefonum yoktu. Bizim evde de yani annemlerde de cep telefonu yoktu. İlk konuşmamızı Wonder Büro'dan gittikten bir hafta sonra yaptık annemle. Annem bana nasılsın kızım dediğinde anne burada ezan yok demişim. İlk cümlem bu olmuş. Annem hala söyler. Lisedeyken harçlıklarımdan biriktirdiğim bir kamera vardı. Hemen almış onu omzuna ve İstanbul'daki bütün camilerin 5 vakit ezanını çekmiş. Bana bir arkadaşımla kameramı gönderdi. Biz oturup günlerce ve saatlerce o ezanları böyle dinlediğimizi ve ağladığımızı hatırlıyorum. Hatta ki iftarlarımızı o kameradaki akşam ezanını dinleyerek yapıyorduk. Her neyse işte Engin Noyan beni şöyle azarladı. Dedim ki hocam yani ezan okunmayacak ya hiç beklemeyin. Hocam vakit girdi arzu ederseniz hani çorbanızı ikram edeyim falan. Şöyle yaptı yerinden kalktı hiddetle şöyle bir perdeyi açtı. Senin kalbin mutmain mi? Akşam vakti girdi mi gerçekten falan dedi ve ben nasıl içeriye kaçtım hatırlamıyorum. Yine bakın İskender Pala Divan Edebiyatı'nın usta kalemi. Ona kuzu elbasan tava pişirdim. Yani gülmeyin. Biz acemilik yemeklerimizi gurbette, daha doğrusu hicrette hamdolsun bu güzel, bu büyük insanlara ikram ettik. Hayattalar bazıları hamdolsun. Yani
Hakikaten bir ailenin içinde buldum kendimi orada. İstanbul'a dönüşüm şöyle oldu. Annemin yine bir telefonuyla oldu. Alo dedi annem. Zehra yeter artık kızım. Ne yapacaksan gel. Artık burada yap dedi. Telefonu kapatıp bilet alıp İstanbul'a dönüşüm böyle oldu. Ama yani döneceğim ama o kadar korkuyorum ki hani benim muhakkak çalışmam lazım. Ve uçakta dua ediyorum. Allah'ım ne olur cumartesi pazar geçsin. Ben pazartesi günü çalışmaya başlayayım. Yoksa ne yaparım yani? Ömrümüz böyle geçmiş. Çocukluktan itibaren hep hizmetlerle hamdolsun. Boş kalacağımdan çok korkmuştum. Ve çok dua etmiştim. Ve Allah beni korktuğumla sınamadı. Hamdolsun. 2001 yılının Haziran ayında 2012 yılının Haziran ayında ne kadar kötü. Burası çok heyecanlı bir yer. 2012 yılının Haziran ayında ben Türkiye'ye dönüş yaptım. Hakikaten cumartesi pazar geçti. Pazartesi bir ön görüşme ve ben salı günü Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği'nde İnsan ve Medeniyet Hareketi'nin çatısı altındaki derneklerden birinde çalışmaya başladım. Ve Allah beni hakikaten yani evet ben bir aileden çıkmış oldum Wonder'dan bir şekilde. Ama başka bir ailenin içerisine aldı beni. Hiçinci çocuktum ama kocaman bir ailem oldu yeniden. Hizmeti sınırları aşan bir kurumla beraber çalışıyorum ve bundan da çok gurur duyuyorum. Allah razı olsun beni aralarına aldılar. Yani bir hiç hikayesi dinlediniz. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.